Bir soru alalım. Soruyla bu cuma sabahımıza başlayalım inşallah. Bakalım kardeşimiz ne soracak. Alo. Alo. Hanımefendi, öncelikle cuma sabahı ve cuma programımıza onur getirdiniz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür buyurun. Ederim. Ellerinizden öpüyorum hocam. Çok sağ olun. Estağfurullah. Buyurun efendim. Dinliyoruz sizi. Hocam şimdi ben 28 senedir bir karakterim var. Her sabah her gece bunu yapıyorum. Ben bir devlet memuruydum. Bunu memurluğumda da emekli oluşumda da devam ediyorum. Her sabah namaza kalktıktan sonra kalkıyorum. 7 tane Yasin okuyorum. Evet. Bütün dualarımın hepsini okuyorum. Ondan sonra 15 bine yakın tesbihimi çekiyorum. Teslim ediyorum. Ondan sonra kuşluk namazımı kılıyorum. Sabah namaz zaten sabaha doğru güneş açıyor. Ondan sonra birkaç saat böyle evimle şuyla buyla ilgileniyorum da. Asıl benim sorunum şu. Ben 28 senedir ben bunları yapıyorum. Bir gün yapmadığım zaman öyle bir huzursuz oluyorum, öyle bir mutsuz oluyorum ki sanki sırtımda bütün taşlar var. Neden indirmedim diye bir mücadele veriyorum ve ağlıyorum günlerce. Bir gün geçirdiğim an böyle oluyor. Akşam olduğu zaman namazlarımın hepsini kılan bir kadınım. Akşam olduğu zaman oturuyorum, akşam ezanında 50 bine yakın tesbih teslim ediyorum. Allah'ımızın isimlerinin hepsini. Rahman, Rahim, Alil, Azim. Ama evet. Burada bir takıntım oluyor. Allah'ın isimlerinin açıklamasını ilaç kullandığım için tansiyon ve şeker hastasıyım, unutuyorum açıklamalarını. Burada bir kusurum oluyor. Bana günah yazılıyor mu acaba? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizi tebrik ediyorum. Bu kadar düzenli, düzeyli, bilerek, farkında olarak, aklı başında bir şekilde 28 yıldır her sabah güneşin doğmasından önce, sonra Allah'ın esmasını, Yasin'leri, 7 Yasin, sonra geceleyin 50 bin zikir, bu herkesin rahat yapabileceği, bir günlük yapar da bütün bir 28 yıl bu şekilde, düzenli bir şekilde yapması hayli zor. Öncelikle sizi tebrik ediyorum bundan dolayı. Bu hassasiyetinizden, bu güzel halinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Soruya gelince, siz esmayı zikretmekle illaki esmanın işaretlerini, sırlarını ve de faziletlerini bilmek zorunda değilsiniz. Siz sadece Allah'ın esmasının sırlarını bileyim, sırlar açığa çıksın. Veya Allah'ın esmasının hikmetleri ortaya çıksın. Veya fazilet, şu kadar faziletleri vardır, şu kadar okunduğunda diye yapmıyorsunuz. Allah'a olan muhabbetinizi ilan etmek için Allah'ın isimlerini ona söylüyorsunuz. Ve Allah'ın isimlerini zikrederken Allah'ın bilmediği bir şeyi ona söylemiyorsunuz. Ey Alim, ey Rezzak, senin Rezzak olduğunu bilerek seni çağırıyorum. Ey Rezzak. Değil mi? Ey Adil. Senin her şeyin adaletini, tevzi ettiğini bilerek, senin hesabında yanlış olmaz bilerek sana sesleniyorum. Ey Adil, ey Latif, ey Habir. Burada kulun Allah'a seslenişi var. Derdini anlatışı var. Allah'la irtibata geçişi var. Bu nedenle de manasını o anda işte kullandığınız ilaçlardan, şundan bundan dolayı bilemeseniz bile diliniz onunla oynadı ya, kalbiniz onunla hareket etti ya, o size yeterlidir. Hiçbir günahı yoktur. Tıpkı neye benziyor bu? Kur'an'ı ezberledim ama, Kur'an'ı okuyorum ama Kur'an-ı Kerim'i okurken eksik okuyorum, dilim dönmüyor diyenlere benziyor. Dilin dönmemesine rağmen Kur'an'la muhatap oluyorsun ya, onun sevabı işte yazıyor. Hatta Peygamberimiz onu ifade ederken yetetata diye bir ifade kullanıyor. Kur'an'ı okurken hani yeni öğrendiği için Arapçadan zorlana zorlana okurken okuyabildiği, zorlanarak okuyabildiği her harften, her kelimeden dolayı sevap kazanıyor. O nedenle meşguliyet. Kalbin Allah'la meşgul olması gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra
Kendinizi sıkıntıya sokmayın. Bir problem söz konusu değil. İkinci, bir şey daha söyleyeyim. Siz Allah'ı zikrediyor musunuz? Zikrediyorsunuz. Bilin ki Allah sizi zikrettiği için Allah'ı zikrediyorsunuz. Allah sizi anmaz ve kabul etmeseydi onu zikredemezdiniz. Zaten en büyük kayıpta olanlar kimdir? Allah'ı hatırlamayan ve Allah'ı anmayanlardır. Anılmıyor onlar da. Allah'ı anan ise anılıyor. Bunun hesabını yapmak lazım.